Evet sevgili öğrenciler merhaba. Bugün çap yayınları 10. sınıf fasikül seti 1. fasikülün konu anlatımıyla başlayıp kazanım sorularını çözeceğiz. Ee, konumuza başlıyorum direkt. Sayma permütasyonu ile başlıyoruz. Toplama yolu ile sayma. Buradan hemen kalemimin rengini de A ve B sonlu ayrık olaylar. Ayrık olaylar dediği yani birbiriyle bağlantılı olmayan olaylar olmak üzere bu olaylardan A olayı A farklı şekilde, B olayı B farklı şekilde gerçekleşebiliyorsa A veya B olayı, burada bizim bağlacımız veya buraya dikkat edelim. A veya B olayı A artı B farklı şekilde gerçekleşir. Yani eğer bağlacım veya ise ya o ya o gibi düşünebiliriz ya da A veya B demek ikisinin toplamı demek. Veya bağlacında ne yapacağım? Toplamayı kullanacağım. Bunların sorularını zaten kazanımlarda çözeceğiz. Şimdi çarpma yoluyla saymada ise tek fark bağlacımız değişecek. Şimdi iki olay olabilir, ikiden fazla olay olabilir. Birinci olay A1 farklı şekilde. ikinci olay A2 farklı şekilde. Eninci olay AN farklı şekilde. Gerçekleşiyorsa bu olaylar 1, 2, 3, N olayları birlikte. Birlikte demek aslında V bağlacıyla birlikte. Yani örneğin birinci ve ikinci olay şeklinde ya da birinci, ikinci ve B... nokta 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 eninci olay. Yani bütün olaylar bir arada. Birlikte demek V bağlacı demek. A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı AN. Burada da çarpma yoluyla saymayı kullanıyoruz. Birlikte dediği zaman ya da V bağlacını kullandığım zaman. Yani veya bağlacıyla toplama, B bağlacıyla çarpmayı kullanıyoruz diyebiliriz. Şimdi devam ediyorum. Faktoriyel ve permütasyon. Şimdi Burada faktöriyel dediğim kısım faktöriyel dediğim kısım e, çarpma yoluyla saymanın bir geniş versiyonu. Farklı bir özelliklere sahip. Şimdi burada n faktöriyel demek bir sayının faktöriyelini almak demek n çarpı n eksi 1 çarpı n 2 çarpı, çarpı 1'e kadar gidiyor bu. 1'e kadar gidiyor. Tabi buradaki n'e burada da tanım olarak vereceğiz şuradaki e, faktöriyel için. Aslında n büyük eşit 0 diyeceğiz ve n bir doğal sayı ya da bu şekilde de diyebiliriz direkt. E bu durumda n faktöriyel n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı, çarpı 1'e kadar gidiyor. N'den geriye doğru gideceğiz. Örneğin hemen bir tane örnek verelim. 6 faktöriyel demek 6'dan geriye doğru 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demek. Bunu çarptığın zaman zaten 30, 30 çarpı 4, 120, 360, 720 yapıyor. Şimdi n faktörelli ben n çarpı n eksi 1 faktörel diye de yazabilirim. n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktörel diye de yazabilirim. Tabi bunu nerede kullanacağız bu özelliği? Şu özelliği yıldız atalım. Özellikle sadeleştirme sorularında bu özelliği kullanacağız. Yani örneğin ben 8 faktöreli istersem 8 çarpı 7 diye açarım. Burada bitiririm faktöreli. 8 çarpı 7 faktörel ya da 8 çarpı 7 çarpı 6 faktörel diye de yazabilirim. İstersem devam ederim. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Yani 1'e kadar istediğim kadar bunu açabilirim. Burada tanım gereği bunu tanım olarak veriyoruz. 0 faktöriyel 1'e eşittir. Yani direkt 0 faktöriyel olduğu zaman şimdi n 0'dan başladığı ama 0'dan geriye doğru gidemem. Şurada n faktöriyel tanımında bunu uygulayamıyorum. 0 faktöriyel tanım olarak bunu 1 olarak veriyoruz. 1 faktöriyel de direkt 1'e eşittir diyeceğim. Burada. 1 faktöriyel de 1'e eşittir. Tabi burada özellikle faktöriyeli permütasyon içinde kullanacağız ve sadeleştirme sorularında kullanacağız kazanımlarda bunların çözümlerini yapacağız. Şimdi gelelim permütasyonun tanımına, permütasyonun tanımı da verelim ve kazanımlarımıza başlayalım. R küçük eşit n. R ve n doğal sayı ve n sıfırdan farklı. Burası önemli. Permütasyonda n sayısı buradaki n sayısı sıfır olamıyor ama yukarıda burada sıfır faktöriyel faktöriyelde tanımlı ama permütasyonda sıfır olamıyor. Bak burası önemli. N eşitliği sıfır olmak üzere N farklı elemandan r tanesinin sıralanmasına N tanesinin sıralanmasına N'in r'li permütasyonu deniyor. Sıralama demek permütasyon demekmiş. Ve P N, r ile gösterilir. P N, r. P permütasyonun P'si gibi düşün burayı. N r. Buradaki N dediğim baştaki en farklı eleman R'de sıralaması oluyor. Sonlu bir kümenin elemanların tamamının ya da bir kısmının belirli bir sırayla dizilişlerinden her birine o kümenin bir permütasyonu denir. Yani permütasyon demek sıralama demek diziliş demek. Bunun tanımı, şu tanım önemli bizim için permütasyonun tanımı: P n'in reeliği demek n faktörel bölü n eksi R faktörel. Bu direkt tanım olarak. Ayrıca demişiz bu alttaki daha kolay. P n'in reylisi demiş. N n-1 n-2 n-r artı 1'e kadar. Yani r tane çarpan. Bu şu demek. Normalde mesela n faktöriyel n'den 1'e kadar gidiyor. Ama n'in reylisi demek Nx, n çarpı n-1 çarpı n-2 çarpı r tane geriye doğru gideceğim. R defa atacağım. Yani örneğin p 7'nin 3'lü permütasyonu. Şimdi ben bunu önce şu tanımı uygulayarak yapacağım. Neydi? n faktoriyel bölü n eksi r faktoriyel n dediğim 7 7 faktoriyel bölü 7 eksi 3 r dediğim 3 7 eksi 3 faktoriyel yani aslında bu ifade 7 faktoriyel bölü 4 faktoriyel 7 faktoriyel ben nasıl yazabilirim 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktoriyel kadar açabiliyorum özellikten dolayı şuradaki kullandığım özellikten dolayı neden öyle yaptım aşağıda 4 faktoriyel var bunlar sadeleşecek sonuç ne oldu 7 çarpı 6 çarpı 5 oldu biz her seferinde bu tanımı yazmak yerine şöyle yapacağız. P7'nin 3'lü permütasyonu demek 7'den itibaren 3 defa geriye doğru açacağım demek. 7'yi yazdım 1, 6'yı yazdım 2, 5'i yazdım 3. Bak 1, 2, 3 defa geriye doğru açtım aynı sonucu bulmuş oldum. Yani ben artık P8'in 4'lüsü dediğim zaman bunu direkt 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 diye yazacağım. 1, 2, 3, 4 geriye doğru açtım. Her seferinde uzun uzun şu formülü yazmama gerek yok. Permütasyon tanımı da bu şekilde. Biz genelde dediğim gibi şu ikinci yolu kullanacağız. R defa geriye doğru açacağız. Şimdi permütasyonla ilgili özellikler. N'in sıfırlı permütasyonu. Şimdi benim formülüm neydi? N faktörel bölü N eksi R faktörel. R ye yerine sıfır geldiği zaman N faktörel bölü N eksi sıfır faktörelden yine N faktörel. N faktörel bölü N faktörel 1'e eşittir. Yani N'in sıfırlı permütasyonu 1'e eşittir. N'in birli permütasyonu tanım gereği n faktörel bölü n eksi 1 faktörel olacak. n faktörel bölü n eksi r faktörel. E burada da şurası önemli benim için bak. Ben n faktöreli n çarpı n eksi 1 faktörel diye yazabiliyorum. Bölü paydada da n eksi 1 faktörel var. Bu durumda n eksi 1 faktörel sadeleştiği zaman ne kalacak zaten? n kalacak. Yani n'in birli permütasyonu n e eşittir. n'in n'li permütasyonu tanım gereği n faktörel bölü n eksi r yani r yerine yine n geldiği için n eksi n faktöriyel sıfır faktöriyel. Sıfır faktöriyelin 1 olduğunu verdiğimiz için bu direkt n faktöriyel eşit. Yani n'i n defa geriye doğru açtığım zaman zaten 1'e doğru 1'e kadar açarım. Bu n faktöriyel eşit olur. n'in n eksi 1'lisi de yine n faktöriyel eşit olur. Bunun sebebi de şu. Normalde tanım gereği bu nedir? n faktöriyel bölü n eksi n eksi 1 faktöriyel. Parantez içinde yazdığım zaman n Eksi n eksi 1 faktöriyel. Eksi n artı 1'den n'ler gidecek 1 faktöriyel kalacak. E 0 faktöriyel de 1'e eşit. 1 faktöriyel de 1'e eşit. Yani bu ne olacak yine? n faktöriyel bölü 1'den n faktöriyel eşit olacak. Yani olay şu aslında. Normalde n faktöriyeli ben n çarpı n eksi 1 çarpı nokta nokta ve 3 çarpı 2 çarpı 1'e kadar açıyorum. Ama buradaki 1'i yazmasam da sadece 2'ye kadar açsam da sonuç değişmez. Çünkü 1 çarpma da etkisiz eleman diyebilirim. Evet bu özelliği de verdikten sonra devam ediyorum. Şimdi burada aklımda olsun bölümümüz var. Burayı bir anlayalım. Her birinden istenilen sayıda koşulsuz veya sınırsız olarak kullanılabilen en çeşit nesne verilmiş olsun. En çeşit nesne verilmiş olsun. Bu nesnelerden oluşturulan reel dizilişlerin sayısı P ise P eşittir n üzeri R. Bak burada reel diziliş var ama her birinden sınırsız sayıda kullanıyorum kendi içinde. Neden n faktöriyel de de n'in reyli'si. Örneğin hemen bir örnek veriyorum. Dört oyuncak, 4 oyuncak, dört farklı oyuncak diyelim yani. Dört farklı oyuncağım var. Bunları üç çocuğa dağıtacağım. Üç farklı çocuğa dağıtacağım. Şimdi şöyle düşünelim. Birinci oyuncak için kaç durum vardır? Bu oyuncaklardan biri üç çocuktan birine gidebilir. 3 durum var. İkinci oyuncak için kaç durum var? Bir oyuncak gitti. Yine üç çocuktan birine gider. Üç durum var. İkinci, üçüncü oyuncak için yine üç çocuk var, üç durum var. Yani burada sonuçta oyuncaklar rastgele dağıtacağım. Dördüncü çocuk için de üç durum var. Yani burası ne oluyor aslında bak? Üç üzeri dört oluyor. Doğru mu? Var mı sıkıntı burada? Yani en en çeşit nesne reyli dizilişler olarak sorulmuş burada. Yani mesela dördün üstü dizilişi her biri için dört durum var. Burada tabii ben olayı tersten aldım. Burada N olarak 3'ü alacağım. Yani 3 çocuk, 4, 3 farklı çocuk var. 4 oyuncağı dizdiğim şeyler oyuncaklar oluyor. Yani burada N4R3 değil. N3R4 olacak. Çünkü diziliş olan oyuncaklar. Oyuncakları karışık dağıtıyorum. Burada ne oldu? Bak her biri için 3 durum olduğu için ne oldu? 3 üzeri 4 oldu cevabım. Burası önemli. Zaten sorularda da bunu çözeceğiz. Bu konuyla ilgili Sabit Ebin Kurra... Bunun e, hayat ile ilgili bir bölüm vermişiz. Bunu tabii ki burayı okuyabilirsiniz. Bunun dışında, bunun dışında e, açıp kendiniz de araştırabilirsiniz. Matematikçilerin hayatları gerçekten ilginç oluyor. E, araştırmanızı tavsiye ederim. Şimdi burada diğer olay ise bak, en farklı nesne, n farklı yere n'in N'li permütasyonu şekilde yerleştirilir. Yani elimde örneğin 4 tane Dört kişi var. Bunu dört yere oturtacağım. Birinci yere bu dört kişiden biri. En kişiden biri. Sonra en eksi bir kişiden biri. En eksi iki kişiden biri. Bu şekilde son kişiye kadar giderim. Yani yerleştirme sorularında direkt faktörele dönüyor olay. Yani dört kişi dört kişi, dört koltuğa, dört koltuğa kaç farklı şekilde sıralanır diye sorduğunda bu direkt Normalde birinci kişi 4 koltuktan birine, bir tane koltuklu olduğu diğeri 3 koltuktan birine, 2 koltuktan birine son kişi kalan koltuk oturacak. Bu direkt 4 faktörel. Yani 4 kişi 4 faktörel şekilde sıralanıp deyip bunu pratik olarak artık söyleyebileceğiz. Ee, bu konu anlatım kısmını bitirdik. Kazanımlarda bu soruları iyice pekiştireceğiz. Kazanım kısmında görüşmek üzere.